Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum ben de. Sayın bakanlara ve bakanlığın kıymetli bürokratlarına da hoş geldiniz diyorum. Umarım bütçemiz ülkemize hayırlı olur. Değerli arkadaşlar, ben de Başakşehir'in Avrupa'daki temsilcimiz Başakşehir'in teknik heyetinden BEBA'ya yapılan çirkin saldırıyı, ırkçı saldırıyı huzurlarınızda kınıyorum. Bunun yanı sıra bugün özellikle adalet sistemimizdeki gecikmeden kaynaklanan bir hususa da değinmek istiyorum. Berkin Elvan vardı. Gezi olaylarında polisin kapsülüyle yaralanan, devamında da ölen. Davası bugün, duruşması bugün, yaklaşık 7 yıl üzerinden geçmiş olmasına rağmen halen adalet tecelli etmemiş. Bir an evvel orada da adaletin tecelli etmesini umuyoruz. Değerli arkadaşlarım, hukuk reformu çok zor değil, çok kolay. Yeter ki niyetler iyi olsun, niyetler doğru olsun. Arkadaşlarımız hep söylüyorlar, işte HSK'nın yapısı mutlaka hemen değişmeli. Eğer bir hukuk reformunun iyi niyetli olduğuna bizi inandıracaksanız, HSK'nın yapısını değiştirmek sizin, bunu inandırmanız mümkün değil. Örnek olsun, şimdi pandemi döneminde yaşıyoruz. İşte çok hızlı yayılıyor pandemi ama yaklaşık 19 yıllık iktidarınızda keyfilik ve hukuksuzluk pandemiden çok daha hızlı yayılmış ülkemizde. Biraz sonra örnekleriyle, kısa örnekleriyle açıklayacağım. Ben Sayın Bakan'ı çok iyi niyetli bulurum, milletvekilliği döneminden beri beğenirim ama Sayın Bakan'ın yapacağı şeyler de çok sınırlı. Onun dönünde, özellikle bu hükümet sisteminin değişikliğinden sonra onun da önünde yargı bağımsızlığının öndeki en büyük engel olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavırları, söylemleri var. Yargıya bakışı var. Yani yargıya bakış şöyle, hem referandum süreçlerinde gördük, hem daha sonraki yasal süreçlerde gördük. Yargıyı bir kere kendisinin eline pranga vuran bir anlayış olarak düşünüyor ve görüyor. Yani bağımsız yargı onun kendi kafasındaki ülke hayali için bir engel. O engel olarak gördüğü sürece de, bu tavırlarını devam ettirdiği sürece de, ne reform yaparsanız yapın ya da ne reform ihtiyacı olursa olsun yargımızı bağımsız hale getirme imkanımız yok diyoruz. Hep yapılan şu, reform diye getirdiğiniz şeylerde hep yapılan şu, yargının bağımsızlığını sağlamak yerine yargıdan nüfuz etmeye çalıştınız. Öncelikle daha evvelinden bu Fethullahçı terör örgütüyle işbirliği yaptığınız dönemde onların lehine, bilahare de parti üyesi, hakim ve savcıları mesleğe çok az puanlarla kabul ederek kendi siyasi anlayışınıza hizmet ettiniz. Değerli arkadaşlarım, şimdi söyleyecek kısaca birkaç cümle daha söyleyeyim. Az evvel Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavırlarını ve üslubunu yargının bağımsızlığı önündeki en büyük engel olarak söylemiştim. İki tane örnekten bu konuya son vereceğim. Mesela Sayın Demirtaş, bir partinin siyasi genel başkanı ve daha sonra da Cumhurbaşkanı adayı olarak görev yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden hakkında bir karar verildi. İşte hem beraat etmesi gerektiği yönünde, hem hak ihlali olduğu yönünde Sayın Cumhurbaşkanı hemen bir söylemiyle, biz karşı hamlemizi yaparız, işimizi bitiririz dedi. Sanki meslekten hakim, sanki onun görevi, üstelik sen partili bir cumhurbaşkanısın, hadi onu da geçtik, sen cumhurbaşkanısın, milletimizin birliğini ve varlığını temsil ediyorsun, bağımsızlığını temsil ediyorsun, adaletini temsil ediyorsun. Bu söz söylenecek bir söz müdür? Yine bu sözün devamında hakimleri izliyoruz, bakıyoruz. Hakimlere bakıyoruz. Mesela Rıfat Serdaroğlu, eski bakanlardan birisi, geçenlerde bir açıklaması yapmış Cumhurbaşkanı hakkında. Havaalanına giden yoldan çeviriyorlar, alelacele gözaltına almaya çalışıyorlar. İşte savcılığa götürüyorlar. Buna benzer onlarca örnek var. Cumhurbaşkanına yapılan en küçük bir söz, söylem, eleştiri dahi hemen sabahlara karşı gözaltına alınmayı, savcılıklara, tutukluluklara yol açıyor. Ama Cumhurbaşkanı barış bildirisini imzalayan akademisyenler hakkında alçak, zalim, kapkaranlık, cahil, ruhu kirlenmiş filan diyebiliyor. Yani bir söylemediği kalmış. Beraat ediyor. Yani yargının geldiği nokta, hani hukuksuzluğun ve keyfiliğin geldiği noktaya örnek olması bakımından bunları söylüyorum. Tabii yargıda Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konularda yardımcı olanlar ne oluyor? Bakın, adamın birisi, ismini vermeme gerek yok, herkes biliyor. 27 Ekim'de, çok değil, 1,5 ay kadar önce Yargıtay üyeliğine seçiliyor. Yargıtay üyeliğine. Yani Yargıtay'ın en tecrübesiz, en genç, yaşı kaçtır bilmem, üyesi. Ama adamdaki hadsizliğe bakın ki 17 Aralık'ta yapılacak Anayasa Mahkemesi üyeliğine de göğsünü göre göre aday olabiliyor. Yani hiçbir tecrübe yok, sen en oradaki en yeni Yargıtay üyesin. Demek ki bir yerlerden destek alıyor. Kimden destek alıyor? Yıllardır bakışlarından anlayarak mesleğin hizmetine sunduğu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan
demek ki yetki ve destek alıyor. Anladığımız bu bizim. Kısaca Sayın Bakan'dan tamamlayın sözlerinizi. Çok kısaca. Öncelikle Sayın Bakanım, yapacağımız şeylerden birisi HSYK'nın yapısını çok hızlıca değiştirmek zorundayız. Hemen değiştirelim. Hiç durmadan. Bu kanun hükmünde kararnamelerle atılanlar hususu var. Bakın, kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın, hatta hiç yargı kararı olmaksızın, hatta savcılıklarca verilen takipsizlik kararları olmasına karşın görevlerini iade edilmiyorlar. FETÖ soruşturmasında meslekten atılan 5000'e yakın hakim var, dünyanın hiçbir yerinde olmayan. Bu hakimlerin verdikleri kararlar var. Bu kararlarla ilişkin öncelikle ve ivedilikle çok hızlıca yeniden bir denetleme yapılmalı. Denetim yapılmalı. Çok mağdur insanlar çıktı bunların arasından. Her günde sizlere de geliyordur mutlaka. Hakim savcı alımları. Yani partili bizim zamanımızda herhangi bir dönemde parti üyesi olanın dahi başvurduğu zamanı söylemiyorum. Hakim savcı olma ihtimali yoktu. Şimdi bütün partililer il başkanı, ilçe başkanı, kadın kolları başkanı hakim oldular. Bunlarla ilgili mutlaka bir çalışma yapılmalı. Mutlaka. 88'de ben hakimlik sınavına girdiğimde şeyde yazılırdı orada. Yazılıydı. Hakim herhangi bir siyasi parti üyesi. Bakanlarınız